Gündemde çok yoğun. Özellikle Fenerbahçe tarafından Jose Mourinho ile bugün bir hazırlık maçına çıktılar. Ve Mourinho ilk maçında Romanya'da bir Petrolul Poliesti'yi 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'nin transferlerinde konuşacağız. Abiler tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Samet. Romanya demir diyorsun, ismi okunmuyor. İşte bilemediğim için ben de okuyamadım. Büyük bir abiyle başlayalım. Mehmet Topal'ın böyle Allah var gelişi işte hocayla birbirlerine forma hediye edişi falan. Mehmet'i severim, iyi çocuk ya. Yani inşallah başarılı olur. Herhalde oraya iki tane Türk aldı herhalde. Bilmiyorum ama ben de orada olmasından yani teknik adamlarımızın yurt dışında çalışmasından çok mutluluk duyuyorum. Tabii abi. Yüzüm. Bizim Oktay abi de biliyorsun abi yine sen de çalıştın Bosna'da. Oktay abi Makedonya'da tarih yazdı. Namalum şampiyon oldu. Şimdi özellikle bu hani Romanya ve işte Balkan ülkelerinde bir Avrupa Kupası'ndan katılıp orada Avrupa Kupaları oynaman Türkiye'de bir takımla Avrupa Kupaları'na katılmandan daha kolay. Tabii. Evet. O doğru. O mantık olarak daha doğru. Şimdi şöyle düşün. Mehmet Topal tamam Valencia'da oynadı. Örnek veriyorum. Mehmet Topal diyelim ki bu Roman takımıyla 2 sene üstte başarılı olsun. 2 sene Avrupa Kupaları oynasın. 3. sene olsun. Belki de otomatik belki Valencia'nın radarına girer. Muhakkak. Şimdi Türkiye'de Avrupa Kupası'nda bir iki tur geçse gruplara kalsa bile adı duyulur. Senin zaten Avrupa'daki puan bareminden dolayı büyük takımın dışında veyahut da Başakşehir'in dışında hani bir dönem Adana'da mı yaptı, bir dönem Konya yaptı, bir dönem Eskişehir yaptı, bir dönem Bursa yaptı. Anadolu takımları öyle Avrupa'ya gitme kolay değil. Gitsen de başarı kolay değil. Şansın yok yani. Tabii. Sen gitti Osmanlı Spor bile gitti. Bir sürü takım gitti bilen. Ama yani başarılı giden olan bir şey hariç yok. Gençler Birliği'nin bir dönemi var. Akhisar gitti. Sivas başarılı oldu. Bir Denizli Spor var. Akhisar UEFA'da sonuncu oldu. Sivas gittiğinin bir senesi yine düşmedi mi? Düştü yok düşmedi son sene. Şey başarılı oldu bir kere bir Denizli Spor, Ali Tan Doğanlar falan evet, onların başarılı. Bak şöyle. Jose Mourinho'nun ilk puan kaybettiği Türk takımıdır tabii, Denizli Spor. Ali Tan Doğanlar. Bak kupasına gidip de hani böyle düşüş yaşanmayan hiçbir takım var. Denizli gitti sonrası yok. Eskişehir gitti sonrası yok. Osmanlı Spor tarihe karıştı. Osmanlı gitti sonrası yok. Bir sonraki sezon hep sıkıntı oluyor. Adana Demir mesela bu sene alttakiler maç kazanamadı. Avrupa Kupası'nın şeyini ceremesini çok çekti. Tabii %100 o zorluyor. Bence bu akşam öyle. Başakşehir. Daha köklü kulüp. Hocam tişörtün çok güzel. İsviçre'den mi aldınız? Şeye gelelim. Transferlere abi, gelelim. Lütfen. Artık hem milli takım hem milli İsviçre maçını bıraktı. Ve ülkemize biraz geri dönelim. Jose Mourinho ile Fenerbahçe çok hızlı bir başlangıç yaptı. Acun Ilıcalı abi bilirsiniz. Survivor'da muhteşem girişleri vardır. Her sezon bir motosikletle girer bir uçakla girer, yatla, katla, bazen bisiklet. Bugün de abi Fenerbahçe kariyerini müthiş başlattı. Helikopterle sahaya girdi. Ver Yusuf şu görüntüleri. İşte abi Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mario Branco Fenerbahçe'nin sezonunu açıyor. Helikopterle giriş abi. Bu güzel. Güzel mi? Sahaya. Abi helikopter nereye inecek ki başka? Oraya yer yok ki. Futbolcular neye bakıyorsun? Ya ısınırken orada helikopter geliyor. Güzel. Yani helikopter nereye inecek? Yani o tartan piste inemez, geniş bir alana inmek istemiş. Arabayla gelmek tamam, istememişler, helikopterle gelmişler. Bunda ne var ki ya? Yok eleştirmiyorsam zaten ya. Ben eleştirmiyorum. Futbolcular niye bakıyor sadece hocam? Helikoptere bakıyor. Ne? Niye bakıyor lan? O adamlar nereye bakıyor? Yani helikopter araba mı oğlum? Devamlı gördüğün bir şey mi? Bir yere iniyorsa oradan kim inecek diye bakıyorlar yani. Hocam. Yani neye bakıyor? Anlamadım. Mourinho da sağda mı? Mourinho da bakıyor işte. Mourinho da beyaz. Valla Mourinho ben size söyleyeyim köşeye gitmiyor. Bir dakika o arka taraf sanki sağ mı? Mourinho'nun başına gitmez bu. Helikopter yerine iniyor. Tabii helikopter yerine iniyor. Tamam buradan sağa gibi duruyor. Hocam tamam, ne var abi? Ha? Yani sezon havalı bir giriş ya. Mourinho'nun başına gitmez sezon bu. Sezon nasıl gider hocam bu girişle beraber? Ya bununla sezonun ne alakası var ya? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey anlatacağım lütfen. Şimdi anlatıyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Lütfen 2 dakika beni dinlerseniz sevinirim. Tabii ki abi. Buyurun hocam. Şunu da şöyle bölelim. Bak şimdi. Hiç yılbaşında tombala oynadınız mı? Oynadık. Çok bingo. Şimdi mesela bak şimdi. Bir şey anlatacağım size. 1, 2, 3, 4. 4 tane aşağıda. 4 ortada. 4 de aşağıda şeyler var. Evet. Şimdi millet diyor ki ooo Beşiktaş çatır çutur transfer yapıyor. Oğlum Beşiktaş daha birinci çinkodan başlıyor. Beşiktaş'ın kaleci dahil. Beşiktaş'ta baştan aşağı oyuncu lazım. Yani hangi numarayı çekerse bir deliğe denk geliyor buraya. Tabii. Ama Fenerbahçe 60 örnek verin. Burayı doldurmuş, burayı doldurmuş, burası dolu. 3 tane Fenerbahçe'nin baba oyuncuya ihtiyacı var. Dolayısıyla inceleyecek, sık dokuyacak. Her seneki gibi böyle hemen sezon başı bir oyuncu gelsin, iki oyuncu gelsin, onu alalım, buraya koyalım. Gerek yok. Bir defa Batshuayi'nin gitmesi çok doğru bir karardı. Hayda. Niye? Bu adam 3 milyon dolar para alacak.
Bu adam 3,5 milyon dolar para istiyor. Bu adam 31 yaşında. 3 sene sonra dönüş olmayan bir para olacak. Batshuayi asla kötü futbolcu demiyorum. Asla gitmesini de eleştirmiyorum. Profesyonelliktir. Başka bir şey. 3 sene sonra dönüş olmayan bir 12 milyon euroyu vereceksin. Ben ona katılmıyorum abi. Anlatayım tamam. Bu sene, benim bu sene 24 gol. Bunun üstüne 21 gol Batshuayi. He? Tabii. Bu sene 24 ve sözde yedek forvet. Babacığım bu 24 golün 12 zaten 5 tanesi Adana Spor'a lan. 12'si de ligde. Ya o, ben babacığım tamam bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Başakşehir son dakika. Kayseri Spor tamam, maçında müsaade. Sonunda hat-trick. Ya tamam Paşa son dakika abicim, penaltı. Bir maç daha var şey penaltı. Anlatayım. Yani 12 puan kaybetti. Batshuayi önünde Haaland da oynasa. Lewandowski de olsa ben niye oynamıyorum zihniyetinde. Vücut dili iyi bir adam değil. Ya kardeşim bu adam Ener Valencia'yı yedek bırakamadı. Ceko'nun yanı yerine mi oynamasını bekliyorsunuz? Batshuayi devamlılığı olmayan bir adam. Batshuayi profesyonelik anlamında. Onun performansı kuş gibi. Kuş şeylerini yakalayabilir misin? Yakalayamazsın. Asla böyle devamlılığı olan 34'te 34 oynayacak bir... Şimdi ben sonradan alacağım bir adama da kusura bakma. Geçen sene hata yaptılar diye şimdi aynı hatası yapmasını kabul edemem. Arada oynatacağım adama ben niye yılda 3,5 milyon... Sadece Fenerbahçe'nin değil. Türkiye'de hiçbir büyük takımın bir oynamayan bir adama 3 milyon 3,5 milyon euro hele de 30 yaşında oynamayan bir adama verme lüksünün olduğuna inanmıyorum. Abi şimdi şahsi fikrimi söylüyorum. Ben soru sorabilir miyim? Bir kaleci. Ben sana soru sorabilir miyim bu konuda? Evet. Fikrini merak ediyorum. Ben çünkü ne düşünüyorum biliyor musun? Ligi bilen Fenerbahçe'de oynamış, Beşiktaş'ta oynamış. 2 yıldır Fenerbahçe'de şov yapıyor. Nasıl şov yapıyor? Yedek santrafordan beklenecek en sen yüksek verimi veriyor. Bu bir şovdur bana kalırsa. Yani birinci santrafor olarak demiyorum bak. Tamam. Yedek santrafor olarak. Tamam. 3,5 milyon santrafor vermem abi ya. Şimdi geleceğim abi yani oraya. Batshuayi orada bir ekleme yapayım. Ama bak şov Carlos Batshuayi 4 tane maçı koparmıştır. 12 puan işte. Bir dakika abicim. Evet sen 70 maçtan 4 ya maçtan bakıyorsun. Diğer Batshuayi'nin yarattığı maçlara bak. 2-0'da girmiş, 3. yapmış. 3-1'de girmiş, 4. yapmış. Hocam Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? 100-102 ne bileyim. Hayır, kaç puan fark vardı Fenerbahçe'de? 3 puan. Yani bu mu senin o şeyin sağlaman bu mu yani? Demem o ki bu adam, benim bu için maçta bu puanları bak, kazandırmasaydı Galatasaray'la aranda puan farkı. Bak Trabzon maçını da kazandırdı yani. Bu arada da. Oho o zaman ben sana harika bana böyle top at bak göğsünde nasıl yumuşatıyorum. Ulan senin 6 hafta Gomez'in olmasaydı Okan diye bir hoca yoktu. Ama onu niye gönderdiler? Söyleyeyim mi sebebini? Peki bir dakika. Senin bakan bu Pendik'te devreye girmese, orada devreye girmese, 6 puan almasa Okan yoktu lan ortada. Ama Ümit abi bak. Bunları gönderdi diye veryansın etmiyorsunuz da, Gomis'i gönderdi diye veryansın etmiyorsunuz da, kendisini ilk yarı direkleri döve döve attığı paslarla oynayan Sergi Oliveira'yı kesen Okan'a ses çıkartmıyorsunuz. Okan yoktu o zaman. Bak, abicim yapmayın. Şu var Ümit abi bak, Galatasaray 2-3 yıl evvel, yok 5-6 yıl evvel Gomis'i bir gönderdi. Hakikaten tırnak içinde söylüyorum perişan oldu. Aynen. Yeni doldurana kadar. Şimdi Batshuayi de, şimdi bu arada Ceko da gidiyormuş galiba. Ya babacığım, iki tane santrafor gelecek. Yani Ceko da aşık bir şey, iki tane santrafor gelecek. Şimdi ama Ümit abi kimi alacaksın ki? Ya gelecek. Keşke şu olsaydı bak ben sana söyleyeyim. Eyüp El Kağabey haberini getirir misin? Ben sana söyleyeyim. Keşke şu olsaydı bak ben olsaydım ne yapardım? İnanıyorum ya. Eyüp El Kağabey. Ben olsaydım. Samet bir saniye özür diliyorum. Laf yarım kalıyor. Bir yandan Rasim abi bir oradan da sen girince tam konuşamıyorsun. Ben sustum. Edin Ceko. Sen birinci santrafor olarak bu adamı ikinci santrafor olmaya ikna edebilseydin eğer takımda bir parça olarak. Tamam mı? Ceko'yu. Ceko'yu. Hı. Çok daha verimli olurdu. Niye? Bu adam ilk... Batshuayi'nin yerine mi? Hayır. Tabii. Batshuayi gitti ya. Biri gelecek belli ki. Gelecek. Yani gelecek. Şimdi Ceko da gidecek. Ceko nasıl Galatasaray Mertens'i ikna etti sonra mecbur kaldı ya. Şimdi bu yılda ikna etti bir yılda muhtemelen yedek kalmıyor. Çünkü Mertens'in yerine birini planlayacaklar. Tamam mı oraya? Ben de diyorum ki keşke Fenerbahçe'de ki yapılmadıysa yapılsın. Edin Dzeko ikinci santrafor olmaya ikna edilmeli. Çünkü yaşı zaten 39. Bu adam sezonun ilk yarısında mükemmel işler yaptı. İkinci yarısında da form grafiğinin düşmesinin en önemli sebebi ne? Yaş. Tamam. Bu gelecek sezon bu adam süre alacağı 15-20 dakikalarda çok iyi verim verebilir. Peki, bu dur ikiye geleyim abi. Ama tane orada tane tamam, edelim. Buyur abi. Diyelim ki Dzeko'dan çok baba bir adam gelecek. Tamam. Şimdi sen geçen sene 25 gol atmış. 25 gol atmış. 4 milyon 200 bin euro alan. Ceko'yu mu tutarsın? Şey 21. Ligde. Totale, Batshuayi'nin totali sayıyorsun da Ceko'nun niye ligi sayıyorsunuz? Şey, Batshuayi'de ligde 12'si var. Batshuayi'yi de onu saydım ben. Hayır 24 dedi. Ben. Total 24 ben lig 12 dedim. Avrupa, tamam ha. Tamam. Ben lig 12. Tamam. Ya 12 gol atmış Batshuayi'nin. Şimdi eğer ikinci san belki Ceko'dan çok belki değil gelecek. Şimdi 3,5 Batshuayi'ye verip tutacağıma 4-200 Ceko'sa 700 daha veririm. Ceko'yu tutarım en azından derim ki ya Ceko'nun yerine de ondan daha iyisi geleceği için. Daha genci geleceği için.
E şimdi 20 gol atmış bir Ceko'yu gitmezse üzerine konuşuyorum. İkinci santrafor olarak tutmak sorunlu. Ne olacağı belli olmayan vücut dili böyle tuhaf bir adamı 3,5 milyon euro verip tutmaktan. Bir de bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha anlatayım. Batu Şua'yı senden bir yıllık mukavele istemiyor. 3 yıl istiyor. Otomatikman 12'yi taş böyle garantiye alacak. Ama Ceko'nun bir 4 milyon 200'ü var. Şimdi yani bak şimdi 8 milyon kara gireceksin. Ceko'yu 4-200'e kenarda tutacaksın. Ben onu diyorum. Ceko'yu tutuyorum kenarda. Tamam, tutacak öyle yapıyor zaten. Tutmuyor işte. Hacılık spite gidiyor. Tamam, giderse ya. Bak daha belli gidiyor. Değil. Bak git belli değil. Hocam değil peki de. Ceko kabul eder mi yedek kalmayı sence? Abicim öyle bir şey. İsmail Kartal'ın bir maç oynatmadığında bir hafif. Bence baba, etmeli. Belki yani. İsmail Kartal. Bu Mourinho abi. Sana bir şey soracağım. Yani Mourinho'nun yedek bıraktığı bir adamın Mourinho'ya göstereceği tepkiyle X bir antrenöre göstereceği tepki aynı şey değildir. Şimdi bravo, şunu anlatıyorum. Bu konuda haklısın Ümit abi. Ceko giderse iki tane adam gelecek. Gitmezse bir tane santrafor gelecek. Burada konu şu. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı var? Fenerbahçe şu şeylerden kurtulmalı. Bir. Bu Instagram şeyini de versenize. Fenerbahçe'ye baba bir stoper lazım. Bana sorsan bu Çağlar değil. Çünkü Fenerbahçe'nin hiç yerli stoper kültürü olmadı. Ciku Bekao da değil. Ciku Bekao da değil. Ciku'ya da Bekao, Ciku'yu zaten beğenmiyorum. Ayaklarının iyi olduğunu düşünmüyorum. Oraya Hummels gibi. Çok iyi olmuş. Bak. Böyle baba bir adam. Ya evet. Tam bilemem. Yani Hummels gibi diyorum. Hummels demiyorum. Tarzı. Tamam mı? Baba bir adam. Ben yıllarca anlattım. Bakın size bir şey anlatacağım. Bonucci gelmişti baba ama büyük baba oldu ondan. Büyük takımların şampiyonluklarında bak. Hep iki tane stoper yoktur. Bir stoper, bir libero vardır. Real Madrid. Biri tam stoperdi ama Hierro. Ayakları tertemiz. Beckenbauer gibi. Dön Manchester'da Vidic. Ayakları tertemiz. Dön Barcelona'ya Pique. Dön Beşiktaş'a Ronaldo. Gel Galatasaray'a Popescu. Dön Galatasaray'a Falco. Gel Fenerbahçe'ye Jess Hoek. Sonrasına gel Luciano. Sonrasına gel Edu. Buraya gel Urfalücü. Bir tane oraya tam stoper değil. Yani Çağlar gibi, Ciku gibi, Bekao gibi. Sadece kesici değil. Topu oyuna sokan, gerekli yere topsuz veya toplu oyuna giren bir adam lazım. Bir tane kaleci lazım. Ceko giderse iki santrafor, gitmese de bir santrafor lazım. Hiç sol öne falan ihtiyaç yok. Çünkü Çakoslar yolduğu sol beke, Tadic'i içeri alırsan at Ferdi'yi sol öne. Çok fleksibil bir kadro var, güvenmiyorum. Ben Livakovic ile İrfan Can'la Eribayt'ın arasında 8 milyon euroluk bir fark olduğuna inanmıyorum. Bunu ilk günden beri söyledim. Bak Ümit abi Edin Ceko hacılık siplesi takibi almış. Şimdi bak. Ben giderse iki tane gelecek. Şuraya geleceğim. Bak Galatasaray'a çıktığından bak. Bugüne kadar geçtiğimiz sezon en önemli sıkıntılarından bir tanesi ikinci santrafor eksikliği. Galatasaray. Nerede? Galatasaray. He. Carlos Vinicius bir tane gol attı sevindiler. Icardi'nin sakatlığı bütün sezonu ekliyor. Şu ailenin ne kadar doğru onun, bir transfer olduğunu dışında, anlatıyorsun sen. Onun dışında... Onu belirt. Galatasaray için katılıyorum ya. Onun dışında bakan bu. Bir maç Bayern'e gol attı falan bir de benlik maçı var. E şimdi onun dışında sen burada bakan bu gitti zaten. Carlos Vinicius gitti. Yerine Batshuayi ile dolduruyorsun. 3 milyon falan bir şey kabul ediyorum. Nüans farkı var. Bence ben Galatasaray için transferin etkisiz olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray için mükemmel bir transfer. Tamam ama ben onu sormadım ki. Fenerbahçe açısından ama da... Ama bir dakika bak. Ha, ben Galatasaray'ın transferi kötü demedim ki. Ben anladım seni. Ama Fenerbahçe açısından da yorumlayacağım şimdi. Fenerbahçe açısından da bence önemli bir kayıp. Neden? Eğer Edin Dzeko ve Batshuayi gidiyorsa Serdar Dursun'u da sen aslında santrafor olarak görmüyorsun. Sen ön tarafın geçen sene gol rekoru kırdı yanlış hatırlamıyorsam. Abi burada bir anormallik var. Kim gol rekoru kıran senin iki forvetin 50 gol atmış sana. Fenerbahçe gol rekoru kırmadı mı? Ligin en, yani evet. Bir, en çok gol atan takımı değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Her sene önemli. En yani, çok tamam. Gol atan takımını forveti hattını komple değiştiriyorsun. Ben de burada bir tuhaflık görüyorum bak. Şimdi Valencia'da ben de gol kralı olmuş. Yani, orada da bir tuhaflık var. Sen Valencia'yı tut. Fenerbahçe'de Ceko'yu gönderme gibi bir derdinin olduğunu, Ceko kendi gitmek isteyebilir. Ceko belki Mourinho abicim bak. Gidiyor. Mourinho da onay vermiş gitmesine. Biz 40 kişiyiz. 40'ımızdan da 40'ımızdan birbirimize haberi vardır diye bir laf vardır. Tabii 40'ımızı biliriz. Batshuayi gittiği zaman Ceko yerine daha iyi daha iyi bir adamın alınacağını bilmiyor mu? Biliniyor tabii ki. He? Biliniyor. Biliyor. Doğru mu? Şimdi Ceko Mourinho'nun İsmail Kartal'dan da hem otorite anlamında da, teknik taktik anlamında da daha önde olduğunu bilmiyor mu? Tabii canım. İsmail Kartal'a bir şey yapmadı da en azından ona olduğu gibi Mourinho'ya olamayacağını biliyor mu? Biliyor. Kendi gitmek isteyebilir mi? Olabilir. Yani Fenerbahçe'den durup dururken biz Ceko'yu gönderiyoruz gibi bir açıklama yok ki. Ben sadece şekil üzerinden gidiyorum. Yani 12 milyon euroya bir adamı tutmak yerine
Çünkü seneye ne olacağı belli değil. Sen 4 milyona birini tutmaya çalışıyorsun. 4 milyon 200'e zaten hazırda mukavele... Bak eğer Ceko'nun mukavelesi olmasaydı... Ben aynı fikirdeyim bunda. Ceko'nun mukavelesi olmasaydı da 4-200'e Ceko'yu alsalardı... Derdim ki ya 3.5'a Batu Şah'ı tutmadı da Ceko'yu niye alıyorsunuz? Ya elimde 4-200'e bir yıl mukavelesi kalan Ceko varken... İkinci santrafor olarak... Şu anda Türkiye'deki tamam. En iyi adam açıklarına Ceko'dur. Tamam. Bunu hiç aynı fikir tamam değil. Şimdi... Ben buradan... de diyorum ki Ceko'yu kaybetmesinler. Tamam da Batu Şah'ı iyileştirmek için... Yerine gelen adamı bir görmek lazım. Şimdi bak ama bak Ceko gidiyor ya. Özür diliyorum. Başcuay'a gitmiş ya. Evet. Ceko'nun da gitme ihtimali şu anda çok fazla. Ama yerine gelmesi planlanan, Başcuay'ın yerine gelmesi planlanan isim El Kavi. 2+1 yıllık kontrat söylüyor. Kim diyor? Olympiakos'un forveti. Galatasaray Ligi'nin gol kralı El Kavi. Geçen sene abi. De çok fazla gol attı. Çok konuşuluyor bu. Geçen sene yazmıyor herhalde. Tamam yani gelmesi planlanan. Fenerbahçe önerilmiş abi. Abicim bak biliyorsunuz. 33 gol. Ben size bir şey anlatayım. Bir Alioski transferi vardı. 3 hafta Trabzon'a yazıldı. 3 hafta Başakşehir'e yazıldı. Bir şekilde geldi. Dedim ki bu bir kulübün elinde patlayacak. Bizim elimizde patladı. Şimdi sunulabilir. Şimdi eğer El Kabi'yi Hatay'dan falan çok da hatırlamıyorum. Abi, bizim bu Olympiakos maçlarını hatırlıyorum. Bakın. Aynen. Eğer şimdi bu El Kabi 1 milyon euroya gelecekse, 1.5'a gelecekse yok demem. Ama 3'e falan gelecekse o zaman Batu Şah'a niye gittiği sorgularım. Peki hocam, El-Kabi'nin Batşuay'ı mı? Şöyle söyleyeyim. Bir şey anlatıyorum sana. Kardeşim bir dükkanım var. Tamam mı? Adam 10 milyon euro istiyor. Sana getirisi 100 bin euro kirası var. Tabii tabii ona öbür bakacağız. Dükkan 2 milyon euro, sana getirisi 60 bin euro. Ne vereceğini bilmiyor. 8 milyon euroyu garantiye alın. Fiyat performansa bakacağız. Belki bir şey vermeyecek bu. Tamam da bir şey anlatıyorum sana. Hatay'da attı 9 milyon euro. Abi El-Kabi hiçbir zaman buraya birinci santrafor gelmeyecek. Gelirse. Tamam Ümit abi ben de onu diyorum bak. İkinci santrafor elde ligi biliyor. 3 yıldır birlikte oynamış. Fark yaratmış. Sonradan oyuna girdi. Her maçta da gol atmış tamam, neredeyse. Tamam. Şimdi orada emin olmadığımız bir şey var. Bir şart. Ceko mu gitmek istiyor? Ceko mu gitmek istiyor? Fenerbahçe mi göndermek istiyor? Sadece şunun üzerinden bakmak lazım. Bence Ceko gitmek istiyor abi. Tamam. O zaman o yapacak bir şey yok. Bence Ceko gitmek. Zorla tutacak halleri yok. Bence ikna etmeliler diyor. Sadece ben. Matematiksel bakmak lazım. Abi ben bir adama 12 milyon euro mu esir edeceğimi, bağlayacağımı, o parayı bloke edeceğimi. Mantıklı olmayabilir. Öbür tarafta bir yıllık 4 milyon 200 verdim, bir yıl sonra serbest kalacak bir adamı tutarım. 1-8 milyon euroyu garantiye alırım. 2 Ceko sonradan girerek bu yaşında belki Batu Şahay'dan daha da faydalı olur. Ben 3 Batu Şahay'dan o kalan 8 milyon euronun üstüne bir 8 daha veririm. Batu Şahay'dan da Ceko'dan da daha iyisini alırım. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi abi? Galatasaray Sergio Oliveira'ya 3+1 kontrat vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Bak 1,5 sezon. Dediğin doğru. Bu yaşlarda bu oyuncuların Falcao. Verebileceği 1,5 sezon. 1,5 sezon sana vereceğini verir. Kalan 1,5 sezon da muhtemelen yatar. Ha Batu Şahin böyle bir ahlakı vardır yoktur kendine nasıl bakar onu bilmiyorum. Ama bugüne kadar gördüğümüz 3 sezon oynadığında 3'ünde de canının dişine taktı oynadı. Beşiktaş'ta da. Yani geçmişi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyor ya. Batu Şahin o anlamda Galatasaray için bence biçilmiş kaftan. Fenerbahçe kendi planlamasında ya ben ikinci santrafor Ceko'yu tutarım Batu Şahin'i gönderirim diyorsa bu bir mantık ama tutmalılar. Yani Fenerbahçe varını yoğunu Ceko ile tutmalı. Tutmadı. Zaten mukavelesi Fenerbahçe git dedi git demediği sürece gidemez ki. Öyle de. Ama illa gitmek şey istiyorsa da yani bir şeyden feragat etmek zorunda ya da 2 milyon getirecek. Şimdi Gattuso'yu hoca yapan, Kalinic'i spor direktör yapan Hajduk Split de herhalde çıkıp der ki ben bir yıllık yani kalkıp da bonservisiz Ceko'yu alacak hali yok. Yokmuş. Aynen öyle. Bonservisi alacaklar. Bonservisi alacak. Dört doğrudan kar edeceğim ben. Bak dört doğrudan kar edeceğim. Batu Şah'a vereceğim 12, 4 de buradan kar edeceğim 16, 4 de Ceko'ya vereceğim para 20 milyon, la 10 milyon cebimden çıksa 30 milyon euro versem baba gibi santrafor getiririm. Bir tane de yanına mutlaka bir tanesini alırım. Ya şimdi bak bunlar, şimdi bak bir şey söyleyeyim mi aslında bu transfer hataları. Hani burada illa birini karşılaştırmak babında söylemiyorum. Ya TT'den daha Galatasaray'ın ne ceza yiyeceği belli değil. Yok ben onu söyleyeyim. Haziran'da abi. Otel odasında şey bekleyip Fener'e mi Galatasaray'a mı gidecek mi gideceğim diye bekleyen bir adamı almayın demiştik. Konuşacağız onu. Yani şimdi hiçbir şey yok onda. Gelecekleri pardon, bak. Bir şart şöyle bir şey söyleyeceğim son. Yok bitiyor zaten. Geleceği yani. Görme. Gelecek adamı görmeden yüzü bunu niye bıraktığınızı, bunu niye gönderdiğinizi şey, son bir şey konuşmak buyur. Bilmiyorum. Çok haksız olur. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugünden yorumluyor sadece. Bakın. Almanya 11'leri hazır. Bak. Verelim onlardan. 12'de de konuşuruz da. 1 Temmuz oldu. Acun benim de dostumdur. Acun sana çok sever. 1 Temmuz'a geldik. Ha. Fenerbahçe'de hiçbir hareketlilik yok. Daha yani fare abi var abi hareketlilik sessiz bir hareketlilik. Yani içeriden haber çıkmıyor. Önceden içeriden olabiliyor. Haber çıkıyordu. Yani, hareketlilik olmaz olur mu ya? Son dakikada Ümit de anlıyorum. Şimdi hakikaten benim de tanıdığım Acun kabız bir adam değildir. Ama ne adam değil? Kabız bir adam değil. Kabız dediğin şey yani. Üretemeyen. Yani ıkınan. Netice
Ali Koç tartışmalı. Ali Koç'un geçmişinde büyük rezaletler var şey anlamda. İsraf ve saçma sapan transfer. Ama başarısız transferler şimdi, daha fazla başarısına diye. Baktığın zaman Fener taraftarı mutsuz. Niye mutsuz? Geçen ben bunu Ali Koç'un özel kalem müdürüne sordum. Niye dedi mutsuz? Ki, bir dakika bir şey. Sana diyorum. Transfer yok orada daha ya. Tamam yazıyorlar ya. Ya transfer yok ya, demek. Yok demek. Transfer yok demek. Yani Acun Ilıcalı evinde sosyal oturuyor. Ali Koç evinde oturuyor. Burak evinde oturuyor. Hiçbir şey yapmıyorlar anlamı değil. Sessiz ve derinden gidiyor bu işler. Her seneki gibi. Her seneki gibi. İçeriden bilgi sızdırılan bir konu yok. O geliyor bu geliyor. Sessiz abi. Olması gerekti ilk defa olması gerektiği gibi oluyor. Fenerbahçe taraftarı sabırsız hocam. Ben mesela, işte sabırlı mesela, olması lazım. Sabırsızlıktan mı başarısızlıklar geldi? Hocam işte, Fener taraftarı bir haklı olarak verir. Sabırlı olmalı abi. İkisi takip ediyorum. Normal bir Survivor paylaşımını yapıyor. Orada Fenerbahçe'nin büyük sayfaları yani Acun Ilıcalı'nın tweetlerine yorum yapıyor işte. Diyor ki bu ne böyle artık bize transfer açıkla. İşte abicim, hani çok büyük vaatlerde bulundu. Yeter artık bir transfer açıkla bir transfer ya. Açıkla. Yani... Onu ben özel bir şey göreyim. Ali Koç'un özel kalem müdür diye aldığım Zahir'imiz arkadaşı dedim ki transfer yok. Dedi ki sosyal medyanın gazına gelinmeyecek bu sefer. Evet işte abi budur ya. Abiler de dalıyor. Vahalediyorlar ortada bir şey yok. 3 dakika kaldı. Süper chatleri okuyalım kapatalım abi. Kızıltı, Ümit Özat ve Rock, Romario ve Bebeto gibiler. Berlusconi TV gerçekten bazı şeyleri abarttı. Standartı daha ne kadar yükselteceksiniz? Yeter bulduğunuz gol olsun. Allah razı olsun. Berlusconi. Yusuf 10 binleri getir ekrana. Yusuf Çetin. Ümit abi mesele Okan Buruk'a söylediklerin değil daha ağırlarını ve daha aynılarını söyleyen Ali Koç'a aynı tepkiyi vermemen aşırı duygusal yaklaşıyorsun. Bana mı diyor bunu? Kızıntur, Eyrok, yengeyle sonra mesajlar aramıza dön. Adem Bektaş, Rasim abi. Yengemize mesaj açmıyor mu? Şimdi bak bir şey yapıyoruz. Almanya'nın. Ya bırak şimdi Almanya'yı bu maçtan sonra konuşacağız. Bir şey konu yarım kalmasın. Şimdi Galatasaray bir tane Batshuayi aldı değil mi? Evet. Yani Galatasaray ne yaptı? Galatasaray gitti. Goreska'yı getirdi de oradan öbürünü getirdi. Ama Galatasaray'ın çok ihtiyacı yok abi. Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı yok. Bence var. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin 3 tane adama ihtiyacı var. Galatasaray. Hayır abi hiç bunu kabul etmiyor. Yıllarca bu yanlış yapıldı. Galatasaray abi. Fenerbahçe'nin baba 4 oyuncu ihtiyacı var. Galatasaray'ın da 4 oyuncu ihtiyacı var. 2 tane stopere, 1 tane kaleciye, 2 tane sağ açığa. Kimin? 2 stopere. Asla. Ya Beko Acıkule'den yola çıkar mısın hocam? Babacığım bak ama soruyorsun. Sen kendin soruyorsun, kendin yorum yapıyorum. İkisiyle bir tane birinin yanına buna hoca karar verecek. Bu Beko mu olur, Cıkı mı olur? Yanına bir tane baba stoper alırım. E tamam Serdar'la. Tamam Serdar'la. Şimdi dön. Serdar Aziz'i de göndereceksin. Abi tamam zaten Serdar Aziz. Bunlar zaten senin ikinci değil belki üçüncü alternatiften olacak. Serdar Aziz, Mert Hakan, o bu. Ben diyorum ki bir tane baba stoper. Bir tane baba stoper. Mümkünse bir ya da iki santrafor Ceko'nun gidip ya da kalma durumuna göre. Onun dışında olursa belki bir Højbjerg tarzı bir 6 numara. Fenerbahçe'nin öyle başka bir oyuncu. Ya babacığım bir şey söyleyeceğim. Hocam Kent'i tutturamadı. Cengiz ya tutmadı. Kent. Bunlara güvenip de önümüze gitmiyor sen çıkamazsın. Cengiz, 12'ye bırakır. Cengiz 12'ye bırakır. Bu takımın yıldızı olmasın. 12'de yine size buradayız. Şey Cengiz bu sene bu takımın yıldızı olmasın. Size yemin ediyorum. Bak. İlahi. Her yorumculuğu da bırakacağım.